Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Tavukları kapatıyoruz. Hem de bizim altın dişiyi ilk defa tavukların yanına salacağız. Altın gel. Gel kızım gel. Bakalım tavuklara ne yapacak. Şarjör. Şarjör de aşağıda. İlya, al bunu, kamera kapatma, robota, okey? Hmm. Gel, altın gel. Aferin benim oğlum. Arkadaşlar, bu dişi Ali Tuna'nın Oktay çiftçinin ikisinin beraber üretimi. Köpeği çek, köpeği çek. Bunun babası Ali Tuna'nın Bakır. Bir önceki büyük, uzun izlenen videom var. Kızıl Dev diye koyduğum. O köpek Bakır. Anası, özellikle ben annesini çok istiyordum. Annesinden yavru almak istiyordum. Gel, yavruları çekelim, köpekleri çekelim. Annesi de Oktay abinin, Efe'nin Filistin'de, Tami'de 115 kiloluk bir oğlu vardı. Adı Rambo. Rambo'nun öz kız kardeşinden olma. İyi bir dişi, iyi bir damızlık olacak. Bakın tavuklara da bir şey yapmıyor, hayatı kurtuldu. Gel, şarjör gel, gel, gel. Hiç bakın tavuklara karşı herhangi bir tepkisi yok. Bu çok iyi benim için. Çünkü onlara karşı direkt avlayıcı şekilde saldırsaydı uğraştıracaktı beni. Bu şekilde onlarla ilgilenmemesi, şarjörün de onu eğitmesi çok güzel bir şey. Bu arada gel yukarı doğru çıkalım. Aşağıda otlar vardı. Buradaki otları kestik. Biraz orada, biraz burada. Yaz hazırlığı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şaşır. Gel bakayım. Gel, gel benim oğlum. Gel, gel, gel. Benim için arkadaşlar köpek bu. Yani daha büyük köpeklerim var. Onları daha çok beğeniyor olabilirsiniz. Ne bileyim. Büyük köpek çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bu boyut az daha büyük olabilir. Yani az daha büyük olabilir ama şu kafaya bak ya. Tosun tosun. Adam bu. Adam bu. Üfürüm bunu valla. Üfürüm bunu valla. Nasıl için onu? Aç kuş. Uf. Şimdi aşağı doğru gidelim. Bir bakalım tavuklara ne yapıyorlar. Çünkü şu anda gerçekten arkadaşlar bana inanın ilk defa saldım tavukların yanına. Ne yap yani, şaşırdım. Çok başarılı, çok iyi. Altın gel bakalım. Altın. Benim kızım. Aferin benim kızım, aferin. Aferin benim kızım, aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Gel kız buraya, seni tosun seni. Arkadaşlar şöyle. İlya gel. Oldukça kemikli. Kafa yapısı çok doğru. İyi bir boz çoban köpeği olacak. Yani zaten bir boz çoban köpeği iyi bir köpek olacak. Bunu yaptırmayın. Üzerinize atlatmayın. Arka bacakları için özellikle. Şu anda bu yavru Egean'la besleniyor. Promama'nın Egean modelini biliyorsunuz. Sürekli anlatıyorum. Yarı zayıf, yarı normal kiloda tutuyorum onu. Çünkü kilo aldırırsam arka bacakları bozulabilir. Evet, şimdi aşağı doğru gidiyor. Çekelim onu. Bakalım tavuklarla bir yaklaşınca ne yapacak? Hiç alakası yok. Çok iyi. İşte şarjörün bu hızını hastayım. Bu çevikliğini hastayım arkadaşlar. Bakın. 4 yaşında köpek yavruyla yavru gibi oynuyor. Bak, bak, bak. Bak, bak. Şöyle şey. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah, subhanallah benim baba. Şarjör benim baba. Şarjör benim baba. Dur, dur orada, atlama üstüne. Atlama üstüne. Kuşlar. Kuş. Bütün bu, bakın bu yırtıkları var ya. Hepsini bu yaptı. Bunun bu tırnakları yaptı. Bak bak. Güzelim. Çalışma elbisemi yırtıyor. Kuş. Şarjör. Sert oynama köpekle. Bu şekilde oynama iyi değil. Arkadaşlar. Kalçasına zarar verebilir.
Şarjör hassas köpek. Ben şarjörün huyunu suyunu biliyorum. Şey yapmaz yani, köpeği incitmez. Şimdi biraz şımardı diye yapıyor. Hadi tavukları kapatalım yavaş yavaş. Bakalım tavukları kapatırken ne yapacak? Bak bak bak, düştü açığa bak bak. Yürü güzel şey. Evet. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tuzur. Niye? Çok iyi. Bakın tepkiler, tavukları kovalamama rağmen çok iyi tepkileri. Haydi içeri. Damoy 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 damoy. Aha geçti. Kaçırdık bir tane tavuk. Neyse. Birazdan kapatırız. Önemli olan bu yavrunun tavuklarımla çok iyi olması. Şarjör de onu kabul etti. İkisi güzel bir çift olacaklar. Gir kız buraya. Altın. Şarjör de var ya. Yani kimseyi sevmeyin. Kimseyi sevmeyin. Sadece kendisini sevin. Bak bak, tavuk boku yiyor bak. Ne yiyor bu ya? Havalar ısındığı için dışarıya da su koyduk tavuklara. Ya arkadaş bir rahat bırak, köpeği seveyim ya. Gel benim güzel kızıma gel. Cici kızıma gel. Çekil lan. Çekil oradan şöyle şey. Aferin benim yavrularıma. Ha. Aferin benim yavrularıma. Ha. Aferin benim yavrularıma. Aferin benim yavrularıma. Aferin benim yavrularıma. Koş lan. Koş. Hadi koş. Koş o köpeğe. Koş kızıma. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Parmağını çek. Parmağın kamera. Kamera. Elin elin. Ha. Hiç yoktan iyidir. En azından doğal bir ortamda, köy ortamında yaşıyor. Hasbaya bağlamıyoruz gördüğünüz gibi. Şarjörün yan tarafındaki kafesi onun. İster girer ister çıkar. Ona artık güvenmeye başladım. Yani birkaç gün sonra 7-24 şarjörle beraber tavuklarla açık olacak. Şimdi 2 gün 3 gün biz burada bulunduğumuz saatlerde, yani aşağı yukarı 6-7 saat burada insan oluyor. 6-7 saatlik süreçte serbest bırakacağız. Her türlü harekette ne yaptığını göreceğiz ama ben bunca yıllık tecrübemle söylüyorum. Altın dişi bu saatten sonra tavuğa saldırmaz. Bakalım yumurta çalacak mı? Bir de o var. Yani burada birçok şey var ve az önce kamerada çıktı mı bilmiyorum. Şarjör oraya doğru hızlı giderken sırtındaki tüyleri kabarttı. Bekçilik özelliği de var. Yani dışarı karşı içeriği koruma karakteri var. Bu babadan geliyor. %100 eminim. Babası mükemmel bir köpek. İnşallah bir tane bizim buradaki dişilerden birisini bakırla çiftleştireceğim. Ali Baba bana söz verdi sağ olsun. Bir de annesinden Oktay abi bir daha yavru aldıktan sonra annesini getirip şarjörle eşlemeyi düşünüyorum. Benim için köpek bu arkadaşlar. Tam kafa, ağız, bilek, döş renginden dolayı onun iriliğini algılayamıyor insanlar. Ama tabii köpekler şimdi bir yan yana gelse, yani böyle bir iri diye bilinen bir köpek yanına gelse ne kadar iri bir köpek olduğunu gösterir. Biz onu aldıktan sonra Birol'la beraber bir videomuz var, hatırlarsınız, gençti, 75-76 kiloydu, şu an 85 kilo rahat var, fazlası var azı yok, hala kış kilosunu koruyor diyebilirim. Bir de bu kafanın büyüklüğü, göz arası mesafesinin açıklığı, parmaklarının düzgün basması, gel bakayım oğlum, gel, 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 gel. Dur, dur, aferin. Sırt çizgisi,
karın çizgisi, göşü, boynu, köpeğin her tarafı ben iş köpeğiyim diyor. İşte bu köpek sağlıklı köpek arkadaşlar. Sağlam köpek. Yani parmakları yere, tırnakları toprağa basıyor arkadaşlar. Karşıya basmıyor. Karşıya bakmıyor. Dün benim ölümü. Dün benim ölümü. Bir de böyle bir sevgi manyağı huyu var. Bak bak bak. Otur şuraya. Otur. Otur. Hah, aferin. Tamam Fatih, aferin. Usludur. Üstüme atlama oğlum. Ayı gibi bir şeysin. Kendini 3 aylık 4 aylık yavru zannediyor ya. Çekil oradan. Gel benim güzel tatlı kızım. Gel. Gel gel bırak kızı. Bırak kızı. Bırak bırak hayvanı. Bak 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 serseriye bak. Gel kız buraya. Altın. Altın. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Gel kız buraya altın bir şey. Oh, oh, oh. O tekmeyi gördünüz mü arkadaşlar? Karşı yok. Şuna işecek. Ezme köpeğe. Bak ben onu seviyorum diye yapıyor biliyor musunuz? Bak bak bak. Kızım sen ondan güreşme. Uğraşma bu ayıyla. Ayağa kalkarken incitir seni. Bak 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 bak. Ellerini görüyor musunuz ellerini bak. Gel kızım. Gel. Gel. Tatlı kızım tatlı. Gel. Tatlı kız buraya. Tatlı kız buraya. Evet arkadaşlar. Bugünlük de böyle kısa bir video olmuş oldu. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İftara çok az kaldı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Хорошо.